Evet arkadaşlar dik üçgende trigonometrik oranlar 3 testi yani test 6 ile beraberiz. Birinci sorumuzda diyor ki evet şöyle birazcık e, ekranımı kaydırayım arkadaşlar. Tanjant x değeri nedir? Tanjant x değeri nedir? Kareyi vermiş. 3 tane tk nt'ymiş. tk'ya 1 dedim. nt'ye 3 diyeyim. O zaman karenin bir kenar uzunluğu ne oldu arkadaşlar? Bak bakmadan yazmaya çalışıyorum. Bakmadan 4 oldu. Evet tam doğru yeri yazmışım. 4 oldu. Evet tanjant x nedir diyor. Bakın burası x ise şurası ne olur? 90 eksi x olur. E burada 90 ise şuraya da geri x kaldı. X'i ne yaptım? Taşıdım. Tanjant x neydi? Karşı bölü komşu değil mi? Tanjant buydu. Karşımda 4 var. Komşumda 3 var. Cevabımda B var. İkinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Vallahi ikinci sorunun gıyabında konuşayım. Perfect. Şimdi görün. Evet arkadaşlar ikinci sorudayız. Gerçekten çok hoş çok güzel bir soru. İkinci soru biraz yer kaplayacağı için şöyle ekranımı birazcık büyüteyim. Hatta biraz daha mı büyüteyim? Daha mı iyi olur? Evet. Zaten bunun bilgileri sizin önünüzde vardır arkadaşlar. O yüzden ben şöyle kaya, kaya göstereceğim. 3 tane eşitlik vermiş. Evet görüyoruz. A, 2 E, 8. Evet bunu da gördük. Şimdi bize diyor ki şu açının bana tanjantını söyle. Tamam en kolayı orası olacak. Şimdi bakın. Şimdi arkadaşlar şurayı uzattım. İkiz kenar üçgeni gördünüz değil mi? İkiz kenar üçgende şöyle dikliği çektiğim zaman ne olur? Kenar ortay olur. Yani bunu birebir bölerim ben. Tamam. Dahası şimdi bakın bu B açısı dik. Şurası da K açısı olsun. K açısı da dik. E, dikten dik geldiyse öklit. Ne diyor öklit? taban kenar uzunluklarının çarpımı yüksekliğin karesidir. Yani ayrılan kenar uzunluklarının çarpımı yüksekliğin karesi. O zaman yükseklik şurası. Bakın bir kere şurada AK arası 1. Bir. bir kere şuranın tamamı 9 değil mi? 1 çarpı 9. Farz edin ki BK arası H oldu. H'ın karesi. O zaman H ne oldu? 3 oldu arkadaşlar. 9 kimin karesi? 3'ün. H3 tamam. Soru burada bitmedi. Şimdi bu A açısı alfa olsun tamam mı? O zaman bu E açısı da alfa oluyor. Şurası ne oluyor arkadaşlar? Yani B açısının şu pembe ile siyah arası kısmı 90 2 alfa oluyor. Pardon 180 2 alfa oluyor. 180 2 alfa. Şimdi bakın. Şurayı bir uzattım. Şılak. Tam burayla birleştirdim. Ha bu arada bakın sarı, pembe, siyah üçgen arasında bir Pisagor bağıntısı var. Hemen orayı şöyle yazarsak arkadaşlar Bakın çift çizgi şurada. Burası 1 olsun. Burası 3 olsun. Pisagor'dan 3'ün karesi artı 1'in karesi 9 artı 1 10. Kimin karesi oldu? Şu çift çizginin. Yani çift çizgi kök 10. Burası kök 10. O zaman burası da kök 10. O zaman bak şuradaki yerde kök 10. A şurası ne oldu? Şurasıyla bu açı ikiz açı oldu. Ve iki iç bir dış edeceğine göre bunların toplamı 180 2 alfa olacak. Yani bunların tanesi 90 eksi alfa olur. Yani şurası da arkadaşlar şura var ya bunu kenara aldım. 90 eksi alfa olur. Şimdi bak şurası 90 eksi alfa ya şurada alfa. Bunların birleşimi ne oluyor arkadaşlar? 90 derece olmuş oluyor. Çok güzel. Şimdi sarı, siyah ve pembe üçgenin birleşimine bir bakın. A köşesi arkadaşlar. Orada A köşesi var. A köşesi arkadaşlar 90 dereceymiş bakın. Tamam. E, turuncuyu bilmiyorum. Turuncu x olsun. Tamam. Turuncu x olsun. Siyah ne oluyor arkadaşlar? 2 kök 10. Yani hipotenüs 2 kök 10. E, pembe ne oluyor? O da 2. O zaman bu üçgende Pisagor teoremi yapalım. x kare artı 2'nin karesi 4 eşittir. 2 kök 10'un karesi ne yapar? 4 kere 10 40. Hemen 4'ü karşıya attım. x kare ne oldu? 36 oldu. x de 6 oldu. Oo. Yani şuradaki boyadığım var ya. Şurası 6'ymış. Soru bitti arkadaşlar. Bizden şu açının neyi istiyor? Tanjantını bulmamızı. Bak dik üçgenin içerisinde o gördün mü? Onu da şuraya çizeyim arkadaşlar. A köşesi şurası. Bizim açı burada. Karşımızda 6 var. A'nın hemen yanından açıya kadar ne kadar mesafe uzanıyor arkadaşlar? Şurası 10 birim değil mi? Burası da 10. Tamam. E tanjant alfayı soruyor. 6 bölü 10. Her iki tarafı 2'ye böldüm. 3 bölü 5 oldu sana. Soru bitti. İş bu kadar. Hemen iki kısım şöyle küçülteyim ekranımı. Evet arkadaşlar. Sorumuza devam edelim. Soru 3. Evet şekilde bir şeyler verilmiş. BDDC demiş. Tamam bak bunu hemen belirtelim arkadaşlar. Bunu belirtmezsek olmaz. Bunları belirtelim. AD3 demiş. AD3 diyorum. E, AB4 diyor. 3-4'ten dolayı ikiz işaretli kenarların bir tanesinde 5 yazınca diğeri de 5 olmuş oluyor. Soru bitti ya. Tan alfa. Alfa burada. Bakın şunlar ikiz ya. Bu da alfa o zaman. Tamam büyük üçgene bak. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Karşında ne var? Şunun şu açının karşısında ne var? 4 var. Bu açının komşusu ne? 8. 4 bölü 8 sana neyi, neyi anımsatıyor? 1 bölü 2. Yi. O zaman cevabımız E şıkkı. Dördüncü sorudayız. Dıp çıkı dıp, dıp, çıkı dıp Evet arkadaşlar. Altıncı pardon dördüncü soru. Dik üçgen falan fişman. 8 diyorum. 5 diyorum. Alfa diyorum. Kot alfa nedir diyorum. İkiz kenar üçgeni gördün. Kafanı bozdu. Şöyle dedin ki ben sizi ayırıyorum. Şöyle diklikle ayırdın. 8'de ne yaptı ikizkenar kenar? 4 4 diye böldü. Dikten dik öklit geldi. Burası 4 burası da 9. Biliyorsun 4 çarpı 9 neye eşit? Yükseklik yani şurası h. H'ın karesine. E kimin karesi 36? 6'nın. Şurayı da 6 buldun. Hemen arkadaşlar şu üçgene baktın. Dik üçgen bu. Kot alfa diyor. Neydi? Komşum. Komşuma baktım. 4 Neydi? Karşım. Karşıma baktım 6. 4'ü 6'ya böldüm. İkisini de 2 ile sadeleştirdim. B şıkkını işaretleyip 5. soruya geçtim. 5. soruda dik üçgeni gördün mü dostum? Dik üçgeni gördün. Tamam. Hemen ilk yapman gereken dikliği çart 2'ye bölmek. Böldük. Hemen o kenar uzunlukları AB 13'müş. AC de 13'müş. O BC 10'muş. 2 parçaya böldük ya 5 5. Tamam dostum. 5 12 13. 5 12 13. O zaman şurası ne olacak? 12 olacak. Tamam. Bitti. Her şey kontrol altında. CD Cadı da 5'miş. Tan, A, D, B. A, D, B. Evet. Aha bunun tanjantını soruyor arkadaşlar. Yani karşısı belli, komşusu belli ya. Bulmakta ne var? Bunun karşısı ne? 12. Komşun ne abi senin? 10. 12'yi 10'a böldüm. Her iki tarafı 2'ye bölelim şöyle bir güzel. 6'yı 5'e bölmekle aynı şey. O zaman 5. sorunun cevabı A. Altıncı soru gelsin arkadaşlar. Beklemesin. 6 diyorum altı. Altıncı soru. Bir kare vermiş. içine de iki tane üçgen atmış babalar. AL 4'müş. Tamamdır anladık. KL 6'ymış. Onu da anladık. Kot Oldu mu şimdi ya? Bu kadar bilgiyle nasıl çözeceğiz ya? Kare bilseniz iş kolay. Benzerlik bilmeniz lazım arkadaşlar. Dikkat ederseniz trigonometride geometri bilgisi de önemli oluyor. İkisi bir arada yürüyor çoğu zaman. Orayı da bilin lütfen. Orayı şu anda ben anlatmıyorum. Dolayısıyla Geometri Soru Bankamızın çözümlerine de bakın. Orada da hocamız çok güzel çözümler yapıyor. Lütfen inceleyin arkadaşlar. Kotanjant istiyor. Bak bu x ya. Şu y olur. x artı y 90 oldu. O zaman bu da x oldu. Ha diğer üçgen taşıdım. Hatta bu da y oldu değil mi? Bu iki üçgen arkadaşlar birbiriyle eş üçgen. Niye biliyor musun? Bir kere açı olarak birbirinin aynısı da. Bir tane kenar uzunluğunun da ikiz olduğunu göstersem yeter. Bak 90'ın karşısında AD var. Bu karenin bir kenar uzunluğu zaten. Unutma. Bak K'nın karşısında AB var. Bu da karenin bir kenar uzunluğu. Bunlar eşit ya. 90'ların da karşı eşit olduğuna göre bunlar eşit üçgen. X'in karşısında ne var? Bak hop 4 var. O zaman bu X'in karşısında ne olacak? 4 olacak. Soru da bitti. Kotanjant diyor. Komşum karşım. Komşum karşım. Komşumda 10 var arkadaşlar. Karşımda 4 var. 10 bölü 4 ne oldu? 5 bölü 2. Evet 6 böyle. 7'ye bakalım 7'ye heyecanla. Ya hocam gene bu çocuklara ne sordun da bunları böyle zorladın. Eşkenar üçgen diyor ya arkadaşlar. Hemen önce biz açılarını bir yazalım. Bak bunları yazmayınca matematikte soru çözmek zorlaşır. 7 B de DC'ymiş. Mesela BD'ye 2 desem 7 kere 2 14 DC'ye de 14 diyeceğim. Yani BD'ye 2 desem, desem DC'ye de 14 dedim. Tamam bak şimdi bak bak bak. Şurayı uzattım. Orada bir 90 derece oluşturayım tamam mı? Biliyorsun 90'ın karşısı 2 ise şurası da 30 mu oldu? 30'un karşısı 1'dir. 30, 60, 90'ın üçgeninin özelliği A. A kök 3, 2A. A, A kök 3, 2A. Tamam. 60'ın karşısı ne? 1'in kök 3 katı yani kök 3. Biliyorsunuz eşkenarın bir kenar uzunluğu 16 oldu bu durumda. O zaman AB mesafesi de 16 olacak ya. Buraya da 15 kaldı. Bak alfa ne oldu? Dik üçgenin içine girdi. Buradaki temel mantığı anlıyor muyuz arkadaşlar? Temel mantık açıyı dik üçgenin içerisine almak. Alamıyorsak kosinüs teorem vesaire gibi teoremler var. O biraz ileride. Şimdi açıları 90 derecelik bölgenin içine taşırsak iş bitiyor. Kot alfa yani komşum karşım. Komşum arkadaşlar 15 karşım kök 3. 15 bölü kök 3. E şıkkında yerini buldu. 8. soru. Valla 8 de çok güzel. Zor soru. Benzerlik var arkadaşlar. Benzerliğin yanında temel orantı teoremleri var. Geometrinin. Bakalım nasıl. Yani ben öyle çözdüm. Bilmiyorum başkası nasıl çözer. Abim 6'ymış. Tamam. Bacım 8'miş. O zaman AC'nin 10 olduğunu gördün sen. Tamam. DC 4'müş. Allah razı olsun burası 4. O zaman buraya da 6 kaldı. Şu alfa ise burası 90 alfa biliyorsun. Burası da 90 eksi alfa. Bak önce düzeltiyorum. Soruyu sonra okuruz. Acelemiz yok. Burası 2 alfa arkadaşlar. O zaman şurası da 90 2 alfa olur. Tamam. Şimdi bak ben şurayı şöyle uzatsam. Şöyle yapsam. Ne olur? 4'ün yani paralel uzattım arkadaşlar. Zemine paralel uzattım tamam mı? 4'ün tamamı 10'a oranı. 4 bölü 12 bölü 5 yapar. Ne eşit olacak? Şu x olsun. x'in 6'ya oranı olacak. x bölü 6. 12 5 x ise x ne olur? 12 bölü 5 olur. Tamam bu 12 bölü 5'miş arkadaşlar. 12 bölü 5 aklımızda dursun. Şimdi gene bak şurası x olsun. Yani x demeyeyim de buna. Hadi buna da y diyeyim. Buna da 8 eksi y diyeyim. O zaman bakın 4'ün 6'ya oranı 4 bölü 6 ne olur? 2 bölü 3 yapar. E, Y'nin 8 eksi Y'ye oranı ne eşit olacak? Temel orantı içler dışlar. 16 eksi 2 y eşittir 3 y. Bu durumda 16 eşittir 5 y. Bu durumda y eşittir 16 bölü 5 olacak. Tamam. Burası 8 eksi y arkadaşlar. 8 eksi evet 8 eksi 16 bölü 5. 8 kere 5 40 yapar. 40'tan 16 çıktım. 24 bölü 5. Burası da 24 bölü 5'miş bak. 24 bölü 5 tamam. Şimdi kot alfa diyor. Tamam en kolay. Komşum. Komşum 24 bölü 5. Karşım. Karşım da 12 bölü 5. Şöyle 5'leri eve gönderdim. 24 bölü 12'den cevabı da 2 buldum. 9. soruya geçtim. 9. 9. 1, 2, 3'ler yaşasın Türkler. 4, 5, 6 Polonya tilki. Öyle miydi? 4, 5, 6 Polonya battı mıydı? Evet. 45 derecelik açı verdim. 4'ü verdim. Tamam aldım. BE8 onu da aldık. Güzel. 2, i̇kisi... ooo bak bak. Kenar ortay var. 90 var. Yakiyi biliyor musunuz? Yükseklik açı ortay kenar ortay ikiz kenar. Bunların dördünden ikisi olsa biz ona ikiz kenar alamet ediyoruz. Bak şimdi FB'yi F'yi bir birleştirdim. Allah'tan FB değil. F'yi birleştirince burada 4 ise buraya 4 dedim. İkiz kenar üçgen ayık oldu. Burası 45 ya bu da 45. Biraz eğri çizmişler ama şurada 90 arkadaşlar. Yani şekle kanmayacağız. Burada 90 oldu. O zaman şurada 90. Biliyorsunuz 8 4 ise A 2 A A kök 5 üçgenleri. Hemen tanıtalım A 2 A A kök 5 üçgenleri. Yani bunu tanıtmamıza gerek yok. 8'in karesi ile 4'ün karesi BF'nin karesidir deriz. Oradan da olur yani. Burası 4 kök 5 kıssadan ise. Ne diyor? Kot EBF. Neredesin E? Buradayım E. B neredesin? B buradayım. Aha bu açının kotanjantını istiyormuş. Komşusunu o 4 kök 5'i de boşa bulmuşum. Karşısına bul. 8'i 4'e böl. Böldüm. Ne oldu arkadaşlar? 2 oldu. Cevabım C şıkkı. Evet son birkaç soru. Kaç soru olduğunu hatırlamıyorum ama birkaç soru. İki soruymuş. Sabredin bana. Birazcık bana sabredin. Kanala abone olmayı, beğen butonunu tıklamayı, beni sevmeyi, güzel yorum yapmayı falan lütfen unutmayın ya. Falan filan böyle bir köşegen varmış. Bunu siz okudunuz diye ben hızlı geçiyorum ama Yani buraları kitabınızda var zaten. Elinizde kitap var. Benim için gelmiyorsunuz herhalde. Kitap daha önemlidir. Hangileri doğrudur? A dereceymiş B derece. A B A D'den büyük tamam lazım olur. Şimdi bakalım ne diyeceği yük ne diyeceği yükü. Ya burası A ise burası da alfadır arkadaşlar. Bu da A'dır yani şöyle yapayım ben A'yı. Burası B ise burası da B'dir. Gördüğünüz gibi A artı B 90 derece oluyor. Yani şurası D üssü. Burada 90 derece. Şimdi AB AD'den büyükmüş ya. AB uzunluğu AD'den büyük. Sallıyorum ya. Bu önemli değil arkadaşlar. Bu mesela bu 5 olsun. Bu 4 olsun. Attım gitti. Ne olacak sanki? Ee, AB mesafesi aslında D üssü C mesafesiyle aynı şey. Yani burası 5. A üssü D de 4 oluyor. İstersen 6'ya 5 de. istersen 10'a 2 de. Artık üçgen kuralına aykırı gelme de. Ne yaparsan yap. Sinüsün alfası diyor. Sinüsün alfası. Şimdi sinüsün alfası karşı bölü hipotenüs ya. Karşı kısa kenarın kocaman hipotenüsü oranı. Tamam. Kosinüsün betasından büyüktür diyor. Kosinüsün betası ne arkadaşlar? Beta açısının kosinüsü. Ve aynı şey. Kosinüs beta ile sinüs alfa aynı birbirini 90'a tamamlıyor bunlar. Çaka mı yapıyorsunuz? Biri yanlış. Biri eledim. Başka biri eledim. Tüh direkt bulamadık. İkiye tan alfa kot alfadan büyük. Ya tan alfa. Bak şimdi küçük kenarın büyük kenara oranı. Kotal alfaysa büyük kenara küçük kenar oranı. Küçüğü mü büyüğe bölsen büyük olur, büyüğü mü küçüğe bölsen büyük olur. Yani doğru söylemiyor. Bu da yanlış arkadaşlar. mı? bak hiç bir şey yapmıyorum ya. Sadece söyleyerek bile çözülüyor. Yanlış bu da yanlış. O zaman bu da gitti. Cevap yalnız 3 oldu zaten ama anlatalım üçü. Tam beta sin alfadan büyük. Yahu tabii büyük olacak. Niye biliyor musun? Tam beta büyük kenarın küçük kenara oranı. En az biri geçer ya. Büyük bir kenara küçük kenara böldüm mü ne olur? 1'i 5, 1'i 4 bile olsa 1 nokta bilmem kaç olur. Ama sin alfa dediğin zaten ölse 1'i geçemez. Yani istediğini yapsın 1'i geçemez. Sin alfanın maksimum sınırı zaten 1. O yüzden arkadaşlar yemet. Yani cevap yalnız 3. Geldik 7 ya doğru yani. 3 doğru pardon. 11. soru. Evet şekilde sallanacak varmış bir şey varmış. Yerden yüksekliği 1 metreymiş. Aşağı kısmı çıkmadı birazcık. ışıklar idare edin. Evet 4 metrelik bir yükseklik var mı? Siz okuyorsunuz arkadaşlar. 1 metreymiş. Kos alfa nedir? Tamam. Bak şimdi bak. Kızın salıncak uzunluğu 15'miş. Onu söylüyor. Bura 15. Şimdi ben burayı şöyle bir güzel uzattım. Yere zemine paralel yaptım. Burada 90. E şu mesafe 4 zaten. E bu mesafenin tamamı 16. E 16'dan 4 çıkınca bir zahmet 12 kalsın. Of dik üçgende alfayı gördün mü? Kos alfa en sevdiğim. Komşum 12. Hipotenüsüm 15. Komşu bölü hipotenüs. Her iki tarafı 3'e böldüm. 4-5. Ne oldu arkadaşlar? Şöyle şıkkına bakalım. Evet. C şıkkı oldu. Dinlediğiniz için acayip teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki video trigonometrinin 7. videosu. Ne anlatacağız bilmiyorum. Daha ben de bakmadım. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Beğenmeyi şunu bunu yorum yapmayı ama güzel olandan ihmal etmeyin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.